özgürlük platformunu kurdular. Dolayısıyla bizim bütün bu siyasi davalarda yargılanan gazeteciler konusundaki bakış açımız basın özgürlüğü esası temeli ile şekilleniyor. Biz burada bu davada yargılanan gazeteci arkadaşlarımızın davada yargılanmış olan ve bugün haklarındaki hükümlerin açıklanmış olduğu diğer sanıklarla birlikte adil yargılanma haklarının kendilerinden esirgendiğini, uzun tutukluluk süreleriyle mağdur edildiklerini ve de bu nedenle de mesleklerini icra edemediklerini, özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları için düşünüyoruz ve bu durumu kınıyoruz tabii ki. Cezaların çok ağır olduğu görülüyor. Bu ağır cezalar tabii, bu benim kişisel düşüncem, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun düşüncesi olmaktan öte. Bunu da herhalde kamuoyu vicdanı değerlendirecektir Yargıtay'dan önce. Durum ortadadır aslında. Bugün ayrıca dikkatimizi çeken bir husus, basın özgürlüğü ve gazetecilerin buradan haber ulaştırma, toplumu, kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmeleri açısından mahkemenin hiç de yardımcı olmadığını gördük. Bu aslında bir kültürün ifadesi. İçeri bilgisayarlar dahi alınmadı. Bilgisayarların alınmadığı, telefonların yasaklandığı bir ortamda gazeteciler burada görevlerini yapmak için canla başla çalıştılar. Ayrıca tutuklu, daha doğrusu sanık yakınlarının bugünkü duruşmayı izlemekten men edilmelerinde ayrı bir hak ihlali olarak görüyor ve kınıyoruz tabii ki. Bu konuda başka Gazeteciler Özgürlük Platformu'na mensup örgütlerin başkanları da bazı şeyler söylemek isteyebilirler. Ben Basın Esri Derneği Başkanı olarak yorumlarınızı bugün, bu şekilde paylaştınız. Evet, bu Gazeteciler Özgürlük Platformu'nun dönem başkanlığını yürütüyorum ve bu sıfatla konuşuyorum. Konuşuyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Günü nasıl değerlendiriyorsunuz efendim sizden de? Vallahi günü nasıl değerlendirelim? En güzelini demin arkadaşımız söyledi, platformun başkanı olarak. Gerçekten vicdanlara bırakılacak bir karar. Bu kararın yankıları zannediyorum hem ülke içinde hem ülke dışında bir hayli tepki görecek. Sonuçta verilmiş bir yargı vardır. Bunun Yargıtay'ı da var ve ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de var. Sonucu bekleyip göreceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağlı sollu devam ediyoruz. Efendim siz günü nasıl değerlendiriyorsunuz? I'm coming from the Paris just to show support. Vous pouvez parler en français. Ah, en français. Oui, je viens de Paris. Je suis venu ici pour apporter la solidarité de la Fédération européenne des journalistes. Et je trouve que c'est un jour très sombre pour la démocratie, pour la liberté d'expression, ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui au tribunal. Paris'ten geliyorum. Ve Mehmet Perinçek ve Osman Yıldırım tahliye edildi. Evet, onu da Paris'ten geliyorum. Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nu temsilen buradayım. Bugünün Türkiye'de demokrasi açısından karanlık bir gün olduğunu belirtmek istiyorum. Je crois que plus que jamais ce que nous avons vu aujourd'hui autour du tribunal, dans le tribunal, montre qu'il faut unir nos forces, les syndicats, les journalistes, pour gagner la liberté d'expression, le droit des journalistes de travailler dans la démocratie. Bu arada Mehmet Haberal tahliye, Hıfzı Çubuklu tahliye. Bu notları da iletelim. Mehmet Haberal tahliye. Evet. Bugün mahkeme salonunda gördüklerimiz bize gazetecilerin ve gazetecilik sendikalarının basın hürriyeti ve ifade özgürlüğü için güçlerini birleştirmelerinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Evet. Nous n'arrêterons pas notre combat tant qu'il y aura un journaliste en prison en Turquie avec le combat de solidarité que nous menons avec le TGS, le syndicat turc des journalistes et son président Erçan İpekli.
cezaevinden son gazeteci çıkana kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bunu sürdüreceğiz. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi ile beraber birlikte yapacağız bunu. Peki efendim. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygısızlığımı maruz görsün. Sıcak girişmeleri arkadaşlarımız iletince araya girmek zorunda kaldım. İletirseniz sevinirim. Ercan Başkan, bir yandan tahliye haberleri de geliyor. Sıcak girişmeleri de paylaşıyoruz. Yani, tahliye haberlerimiz. Gazeteci abimiz siz, evet. Buyurun. Evet, sevinelim mi sevinmeyelim mi? Tabii verilen çok ağır kararlar var. O ağır kararların arkasından kaldıkları süreye istinaden, evet, onu dikkate alarak, belki yaşlarını da dikkate alarak tahliye kararları veriliyor ama bugün burada verilmiş olan demokrasi katledildi burada. Evet. Yani hem hukuka uyması gereken mahkemenin hukuk dışı kurallar ürettiğini gördük. Basın kartı taşımayan, Başbakanlık enformasyonun vermiş olduğu basın kartlarını taşımayan gazeteci arkadaşlarımızın içeriye girmeleri engellendi. Bunun hiçbir yasal dayanağı yok, hiçbir kuralı yok. Gazetecilerimizin burada, meslektaşlarımızın burada mesleki faaliyetlerin yargılandığını çok açık söylüyoruz. Ama kararların hepsi örgüt üyeliğinden veriliyor. Örgüt üyeliğinden müebbete kadar, ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezaları çıktı meslektaşlarımızla ilgili olarak, gazetecilerle ilgili olarak. Bunun kanunla, hukukla, evrensel değerlerle, basın özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle izah edilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Mahkeme Türkiye'de ihlal edilen hukuku, ayaklar altına alınan hukuku bir kez daha katletti. Çok teşekkür ediyorum Ercan abi. Yorduk sizi. Ayağınıza sağlık. Değerli gazeteci ustamız Sayın Trenç'i de alacağız. Bir kez daha ifade edelim. İçeride bulundukları süre göz önünde bulundurularak Mehmet Perinçek, Mehmet Haberal, Hıfzı Çubuklu, Fatma Cengiz ve Osman Yıldırım'ın tahliye kararları var. Yeni ifadeleri de buradan iletmeye çalışacağız. Sayın Trenç, nasıl değerlendiriyorsunuz günü? Vallahi ben basın konseyi başkanı olarak geldim. Hem gazeteci kimliğimde hem başkan kimliğimde bugünün tanığı olmak istedim. Evet. Ama gördüm ki bugünü 3 açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Bir açısı sanık yakınlarının ve izleyicilerin bütün dış yollar, çevre yollarının kesilmesiyle dışarıda tutulması bence bir fiyasko. Hukuk adına olmaması gereken bir durum. Yani hukuk ve adaletin katledildiği bir nokta diye görüyorum ben. Çünkü burada Ayşehir tarlasının ortasında kaldık. Büyük demir barikatlarla çevrilmiş bütün bu Ayşehir tarlası ve insan yok. İnsan olmadığı bir yerde adalet, hukuk açıklanıyor. Bunu içimize sindirmemiz mümkün değil. İkinci açıdan şunu görmek lazım. Gazetecilerin içeri girmesinde büyük sıkıntılar yaşandı. Saat 9'da burada olunması gereken gazeteciler, avukatlar geldikleri halde saat 12.30'da mahkeme heyeti karar duruşmasını açtı. Bu kadar fazla beklenecekse neden bu saatte herkes buraya çağrıldı? Çok sayıda insan vardı. Üçüncü açıdan gazetecilerin burada çalışma koşulları sağlanmamıştı. İçeride gazeteciler haber izleyecekler ve bu haberi dışarı taşımakla yükümlüler, görevliler. Bunun için gerekli ortam yapılmamıştı, hazırlanmamıştı. Bence en önemli konu tutukluların, yani hüküm giymemiş 5 yıl boyunca tutuklu olan insanların yüzlerine şu anda müebbet hapisler, müebbet cezalar okunuyor ve onların tepkileri üzerine de deldest edilip salondan çıkarılması bizi çok üzdü. Ben şöyle demek istiyorum, gazetecilikte, dünya gazeteciliğine baktığınızda bu kadar büyük gazeteci cezaevinin olduğu bir başka ülke yok. Bu İran'da, Suudi Arabistan'da, bütün İslam aleminde dahil, monarşi ile yönetilen ülkeler dahil, biz ileri demokrasi dediğimiz ülkemizde onların çok çok gerisinde kalmaktayız. Şu anda bizde bu kadar tutuklu gazeteci var. Hüküm giydiler, müebbet hapis aldılar. Ağırlaştırılmış müebbet alan gazeteciler var. Evet. Ve bunlar İran'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta cezayı da hiçbir yerde göremiyorsunuz. Bu da bizi son derece üzdü.
İnşallah bu durum demokratik ülke noktasına getirilecek ve biz de bu ayıptan kurtulacağız. Ayıplı ülkeyiz şu anda. Çok teşekkür ederim Sayın Trenç, bizi kırmadığınız için, değerli yorumlarınız, değerli katkılarınız için. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Bu arada Adnan Türkan, Tunç Akkoç, Adnan Akfırat, Mehmet Ali Çelebi hakkında yakalama kararı çıkartıldı bilgisi geliyor. Arif Doğan, Ünal İnanç imza karşılığında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sıcak gelişmeleri de veriyoruz Sayın Başkan. Saat 18'de bu arada Türk Milleti kararını açıklamak için saat 18'de Kadıköy'de Atatürk Anıtı önünde açıklamalar yapacak. Oradan da sanıyorum canlı yayınlarımız olacak. Öyle mi? Evet, oradan da canlı yayınlarımız olacak sevgili seyirciler. Sıcak haberler böyle peşi sıra geldikçe bizler de bunu sizle yansıtmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan, nasıl özetliyorsunuz? Şimdi Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak biz başından beri bu davayı siyasi bir dava olarak gördük. Bir intikam davasıydı ve iktidarın sahneye koyduğu kötü bir oyun perdelerini kapattı. Ama bizim perdelerimiz hep açık. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü gazeteci arkadaşlarımıza ve diğer haksız ve hukuksuz mahkemenin sona ermesi bizim mücadelemizin daha da kızışması, daha da başlaması anlamına geliyor. Bir mahkeme kendisini ancak bu kadar küçültebilir, ancak bu kadar itibarsız hale getirebilir. Yani akrep kendisini soktu, zehirledi, toplumu da zehirledi. Ama biz gazeteci olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çok fazla bir şeye gerek yok. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ayağınıza sağlık. Uğurluyoruz değerli başkanı da. Sevgili seyirciler, bir kez daha ifade edelim. İçeride yattıkları süre göz önünde bulundurularak Mehmet Perinçek, Mehmet Haberal, Hıfzı Çubuklu, Osman Yıldırım, Fatma Cengiz tahliye edildi. Adnan Türkan, Tunç Akkoç, Adnan Akfırat, Mehmet Ali Çelebi yakalama kararı çıkartıldı. Ve Arif Doğan ve Ünal İnanç da imza karşılığında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Açıklamalar hala sürüyor galiba kararlara ilişkin. Arkadaşlarımız iletmeye devam ediyor. Değerli gazeteci abimiz Ümit Sileli'yi bir taraftan gözümle görünce kendisini yine yormak istedim. Ümit abi, tabii kararlar açıklandı. Evet. Sonlara doğru tahliyeler de var. Çok değerlendirilir, çok tartışılır da günü nasıl özetlemek lazım abi? Bir kere çok sevinçliyim. Bu Osman'ım denilen adam hem Danıştay cinayetinden hem de Cumhuriyet'e saldırıdan aklandı. Yapmış olduğu hizmetlerin karşılığını aldı. Ne güzel. Demek ki bazıları da hizmetlerin karşılığını alıyorlar. Bu adam hem gizli tanık hem sanıktı. Hepimiz bunu biliyoruz. Ve yattığı kadarıyla karşılanmak üzere serbest bırakılacak, anlaşılan o. Evet. Mehmet Haberal serbest bırakıldı. Birazdan aramızda yani. Birazdan aramızda olabilir. Yani. Evet, birazdan aramızda olabilir. Önce şunu söyleyeyim. Robocop'larla şu kadar mesafede kucak kucağa şeylerle aramızda, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla aramızda da yüzlerce kişi, yüzlerce asker olmak kaydıyla mahkemenin söylediklerini dahi tam olarak anlayamadan, hiç kimseye söz verilmeden yapılmış bir mahkeme. Bu ne Dreyfus davası da benziyor, ne Dimitrov davası da benziyor. Tarihten böyle örnekler vermek gerekirse, bu başlı başına tarihe, tarihin karanlık yüzüne kazınacak bir, şimdi suç işlemeyeyim hadi, bir utanç abidesi olarak göreceksin yarından itibaren. Bizim yandaşlar tabii büyük sevinç çığlıkları atacaklar. Yüzlerinden görüyoruz zaten. Görüyoruz buradan zaten, ama emin ol dünyanın her yerinde lanetle telin edilecek. Ben şimdiden söyleyeyim, bu kadar gazeteciliğime güvenerek söyleyeyim. İçeride iki tane, biraz önce aldığınız işte iki yabancı, birisi Norveç PEN Yazarlar Birliği'nin başkanıydı sanıyorum. Öbürü de eski Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısıydı. Onlar bir dehşet içinde izlediler. Üçüncü gelişi bu birinin. Birinde ikinci gelişi, eğer yanılmıyorsam. Biz içeride konuştuk. Böyle ne diyeceğini falan şaşırdı insanlar. Çünkü bunun bir hukuk olmadığının o kadar bilincindeler ki. Ya nasıl olur da böyle oluru anlamaya çalıştılar. Biz de anlatmaya çalıştık ama çok anlatabildiğimizi de zannetmiyorum. Onlar zaten gördüklerinden o çıkarsamaları yapmışlardır. Ha şimdi ne olacak? Yani
Bunu bir karşılaştırma olsun diye yapıyorum. Evet abi. Mesela Şener Er buymuş. Değil mi? Ordu komutanıydı. Ondan sonra jandarma genel komutanıydı. Ve işte darbeye teşebbüs suçundan müebbet hapis aldı. Tuncay Özkan bir gazeteci. Daha suçuyla ilgili hala bilmiyorum diye çırpınıyor. Elinde kalem, eline kalemden başka hiçbir şey almamış. O ağırlaştırılmış müebbetle suçlandı. Şimdi hangi kritere göre neyi veriyorsun? Hangi bu bana ben de yarattığı duygu söyleyeyim. Çala kalem. Nasıl bunlara bir sevdiğime göre sevmediğine göre mi, yoksa efendim işte boş sırasına mı koydu, en sırasına mı koydu? Ne, hangi sıralamaya göre bu cezaları verdi? Emin ol, ben mesleğe bir polis adli muhabir olarak başlamış bir gazeteci olarak kesinlikle hukuku da iyi bilirim, fena değilimdir. Anlayabilmiş değilim. Yani bu hangi kriterlere göre verilmiş? Okuduğum iddianameler, mütalalar vesaireler, bu bildiğimiz hiç bize sürpriz olmayan ama bu kadar da olmaz dedirten bir şey yani. Ama her şey şimdi yeni başlıyor. Bu, ben bunu bir bitiş olarak değil, başlangıç olarak kabul ediyorum. Aynen içerideki o kahraman arkadaşlarımız gibi. Onlar da bunu haykırdılar zaten. Şimdi bundan sonra işte Yargıtay, o da benim pek ehemmiyet verdiğim bir süreç olmayacak açıkça söylemek. Şimdi bu, hele bu balyoz için yapılan duruşmaları falan gördükten sonra. Ama bu ülkenin aydınlık, yurtsever insanları kendi haklarının bilincine vardılar artık. O, en son o korku duvarı yıkıldıktan sonra insanlar bunun hesabını mutlaka meydanlarda da sandıkta da soracaklar diye büyük bir umut içindeyim. Çok teşekkür ediyorum Ümit abi. Tekrar yordum seni. Ayağına sağlık. Evet sevgili seyirciler. İçeride yattıkları süre değil mi bunlar? İçeride yattıkları süre göz önünde bulundurularak gelen tahliyeler. Kenan Özay, Selçuk Öztan, İsmail Hakkı Pekin, Mehmet Otuzbiroğlu ve Osman Yıldırım tahliyesi en çok konuşulan isimlerden biri. Davada hem tanık hem gizli sanık hem bilmem ne vesaire, artık şeyini tutturmakta bile zorlanıyoruz sevgili seyirciler. Birazdan aramızda ama yani özellikle Deniz Yıldırım'ı evet, Hatice Kara'ya bir dönelim, tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler. Evet, iyi yayınlar. Ergenekon davasının tarihi karar duruşmasının görüldüğü bugün de bir olağanüstü durum daha yaşandı. Tekrar bir yangın çıktı. Doğalgaz hattının yanında bir yangın çıktı. Şöyle ki, Kuzey Marmara doğalgaz sahası Silivri protest tesislerinin dibine düştü. Polisin attığı gaz bombası ve şu an çok tehlikeli bir yerde yangın var. Her an yangın büyüyebilir. Polis ekipleri de büyüyebilme ihtimali olan bu yangına karşı tüm yurttaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Hemen bu müdahalenin neden olduğuna dönelim. Kararlar açıklanır açıklanmaz. Yurttaşlar, buradaki 5-6 bin kişi E5 yolu üzerinden Silivri 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne doğru yola çıkmıştı. Biz de yurttaşlarımız yeşiline karşı bir müdahalede bulundu. Belki doğalgaz sahasının yakınına varana kadar bir müdahale söz konusuydu. O nedenle şu an için Silivri protest tesislerinin önünde çok canlı bir ve tehlikeli bir yangının çıktığını söyleyebiliriz. Tamam. Dönüyor musun bana? Kuzey Marmara doğalgaz hattına biber gazı isabet etti. Ne işi var demeyin. Bulunduğumuz alan tabii Kuzey Marmara ve burada geniş tarlalar arasında yükselen doğalgaz çevrim santrallerini görmek mümkün. O doğalgaz çevrim santrallerinin güzergahında yurttaşlar tepkilerini gösterirken biber gazı isabet etti. Nasıl, ne şekilde isabet etti bilinmiyor ama şu anda yangının nedenleri arasında, büyüklüğü konusunu tam anlayamadım yangının, ümit ediyorum çok tehlikeli bir boyut değildir ama bir yangın olduğunu özellikle ifade edelim sevgili seyirciler. Son tahliyeler gündeme geldi. Mahkeme en son kararını bunlara ayırdı anladığımız kadarıyla.
Kenan Özay, Selçuk Öztan tahliye edildi. İsmail Hakkı Pekin, Mehmet 31oğlu tahliye edildi. Osman Yıldırım birazdan aramızda sevgili seyirciler. Günün hakikaten en ilginç tahliyelerinden biri. Çok da tartışılacağı benziyor. Arif Doğan, Ünal İnanç imza karşılığında ve adli kontrol şartıyla tahliye. Mehmet Perinçek, Mehmet Haberal, Hıfzı Çubuklu, Osman Yıldırım ve Fatma Cengiz aynı kararla içeride bulundukları süre göz önünde bulundukları ifade ediliyor. Yakalama kararı çıkartılan isimler Adnan Türkan, Tunç Akkoç, Adnan Akfırat ve Mehmet Ali Çelebi olarak ifade edelim sevgili seyirciler. Bu şekilde hala daha mahkemede kararların açıklanması devam ediyor. Oldukça uzun uzun olunca isimlerde bu noktada yapılan karar açıklaması da oldukça uzun bir zamanı kapsamışa benziyor sevgili seyirciler. Bu arada saat 18'de Türk Milleti Kadıköy'de, Üsküdar'da, Rıhtım'da, Atatürk heykeli önünde Türk Milleti'nin kararını açıklayacak. Oradan da canlı yayınları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Saat 18'de bir kez daha ifade edelim. Canlı olarak orayı da sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ve buradaki canlı yayınımızı da sürdürürken evet, Sayın Bedri Baykam da sağ olsun yanımıza doğru iştirak etti. Birazdan görüşlerini iletmeye çalışacağız. Elimizdeki evraklar yetişmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın not kağıtları yetişmiyor sizlere yansıtmaya çalıştığımız tabloyu sevgili seyirciler. Buradan yola çıkarak da bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Saat 18'de Türk Milleti'nin kararı Kadıköy'de heykel önünde, Rıhtım'da, Atatürk heykeli önünde Türk Milleti'nin kararını açıklayacaklar. Değerli sanatçı Sayın Bedri Baykam da kararları dinleyip hemen sonrasında yanımızda. Nasıl değerlendiriyorsunuz günü Sayın Baykam? Yani gerçekten çok üzgünüz. Aynı zamanda yani tabii ki böyle akıl almaz ve kabul edilemez kararlar kamu vicdanında hiçbir şekilde kimsenin izah edemeyeceği kararlar tabii ki aynı zamanda yalnız bir yılgınlık vermiyor. Yalnız bir moral bozukluğu veya bir dehşet veya yalnız bir infial vermiyor. Aynı zamanda bir tepki gücü, bir mücadele gücü, bir kabul etmeme, bir reddetme veriyor. Nasıl sanatçılar girişiminin sloganı nedir? Reddediyoruz. Biz de bu kararları da reddediyoruz. Yani bu kararların kabul edilebilir bir yanı yok. Yani burada Alparslan Aslan, Osman Yıldırım ikilisinin Danıştay cinayetinin nasıl Ergenekon davasına monte edildiğini bilen herkes, bunun uzaktan yakından elle tutulur hiçbir yanı olmadığını bilen herkes bugün bu kararlar karşısında eli Osman Yıldırım'ın birçok suçlamadan akıl almaz şekilde beraat kararının çıktığı yerlerde kaç tam sayamadım 15 kişiye mi müebbet çıktı yani bu akıl almaz, us dışı, mantık dışı, ben buna şöyle diyorum, yani bağımsız yargı. Neden bağımsız? Herhalde mantıktan bağımsız. Herhalde vicdandan bağımsız. Evet, evet, akıldan, insan zekasının anlamasından bağımsız. Bu bağlamda çok bağımsız bir yargı diyebiliriz. Çünkü hiçbir insani değerle bir bağı kalmadığını düşünüyorum. O zaman herkes her şeyi yazabilir. Herkes herkese her suçlamayı aşılayabilir. Anlamıyorum yani. Burada ikna edici, bu kadar yıldır yargılıyorsunuz, ortada bir kanıt yok, bir itiraf yok, bir fotoğraf yok, bir belge yok, bir tüzük yok, hiçbir şey yok. Bu sözde terör örgütü hakkında hiçbir şey yok. Tek tamamen yapay aşılamayla buna monte edilmiş ve her noktası avukatlar tarafından lime lime edilmiş bir Danıştay cinayeti montajı var. Yani onun için diyecek laf bulamıyorum. Doğru. Ve bu böyle bir kararda bir mantık veya ceza efendim kamu vicdanına göre az mı oldu çok böyle bir şey tartışılacak bir durum yok ortada.
Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Baykal. Son söyleyeceğim şey, unutmayalım, bu hepimize tepki gücü, mücadele gücü, dayanışma gücü, aklımızı kullanma gücü ve bizi buraya neler getirdi? Bölünmüşlük. Bizi buraya neler getirdi? Birbirimizi beğenmeme ve meydanı boş bırakma, meydanı başkalarına bırakma. Umarım bundan sonra önümüze ve seçimlere bakarken aynı hataları yapmayacağız. Çok teşekkür ederim Sayın Baykam yayınımıza katıldığınız için. Sayın İsa Gök'ü de son bir değerlendirme olarak alacağız yayınımıza sevgili seyirciler. Sayın Gök, çok sert tepki veren isimlerden biriydiniz. Günü nasıl özetliyorsunuz? Rezalet. Rezalet. Yani özellikle İşçi Partisi ve ordu kesimine karşı çok sert kararlar. Savcılık mütalaası neyse bunu aynen verdiler. Sevindirici bir iki karar var. Onlar da yani Haberal 31 oldu ama 31 oldu da balyozdan tutuklu, bir anlamı yok onun. Sayın Haberal tahliye oldu ama bunun yanında özellikle İşçi Partisi operasyonunda, Ulusal Kanal Aydınlık operasyonunda cezalar korkunç şiddet oldu. Korkunç. Savcılık makamının hiç farkı yoktu mahkemenin. Osman'ım, Osman'ım dediği mahkeme başkanının Osman'ım diye koydukları katil, suçlu. Biraz da aramızda, evet. Az sonra aramıza çıkacak ve beraat kararı verilmesi zaten mahkemenin ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu, hukukun ne kadar dışında olduğunu gösterdi. Tabii mahkeme heyeti aslında herkesle alay etti. Saat 9'daki duruşmayı 12.30'a kadar keyfi olarak beklettiler. Herkesi beklettiler orada. Sanık yakınlarını, bakın orada hüküm olan tutuklular var. Onların yakınlarını salona sokmadılar. Böyle bir duruşma yok ya. Yani. Yok böyle bir duruşma. Dünyada böyle bir duruşma olamaz. Yani Guantanamo mahkemeleri dahi böyle olmadı. Irak'taki mahkemeler dahi böyle olmadı. Böyle bir yapı olamaz. Türkiye'de hukukun bittiği yerdir, adaletin bittiği yerdir. Siyasi olarak kimden korkuyorlarsa, korktukları her siyasiye, her makam mevki sahibine bol bol ceza verdikleri, AKP'ye karşı konuşmayın ha, hükümete karşı sakın konuşmayın, Amerikan planlarına karşı, o eş başkanlığa karşı, ortada polisine laf söylemeyin ha dercesine mahkeme, herkesi susturmanın yolunu denedi. Ve bu kararını açıklamış. Ne yazık. Peki efendim. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun demeyeceğim ama hukuki anlamda başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim Sayın Gök, yayınımıza katılıp değerlendirmelerde bulundunuz. Deniz Çağlayan'a bir bağlanıyoruz. Ben oraya gidiyorum. İşte görmüş olduğunuz
su taşıyan itfaiye ekipleri şu anda aslında doğal gaz sahasında müdahale ediyorlar. Hükümet istifa! Evet, şu anda yanımızdan geçen vatandaşların tepkileri yansıyor sizlere. Dumanlar yükselmeye devam ediyor. Hemen arka tarafta yerleşim alanı var. O bölgenin üzerine doğru dumanlar ve alevler gidiyor. İtfaiye ekipleri de şu anda müdahaleye devam ediyor. Dumanlar yükseliyor. Yeah.
Silivri davalarında kritik günlerden bir tanesi, tarihe düşecek özel notlardan bir günde sizlerle birlikteydik. Bütün yayın alanında çok sayıda televizyon kanalı vardı ama burada duruşmayı takip eden herkesin tercihi ulusal kanal oldu. Bunu özellikle ifade edelim. Saat 18'de Türk Milletinin Kararı Kadıköy Rıhtım'da Atatürk heykelinin önünde saat 18'de olacak. Canlı olarak ulusal kanal yine burayı da ekranlarınıza getirecek, onu da ifade edelim. Ve Türkiye'nin önümüzdeki günlerde çokça tartışacağı bir gündemle birlikte biz de sözlerimize burada noktayı koyuyoruz. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın.